Bizden bu kesirleri çarpmamız ve sonucu sadeleştirmemiz istenmiş. Tanım kümesinde göstermeyi unutmayalım. Hatta gelin önce tanım kümesiyle başlayalım. Şimdi bu ifadeyi tanımsız yapacak tek şey paydanın 0'a eşit olması. Bu durum a, b, x ya da y'nin 0 olmasıyla gerçekleşir. Eğer bunlardan biri 0 olursa tanımsız bir ifademiz olur. O zaman tanım kümemizin 0 hariç tüm a'lar, b'ler, x'ler, y'ler olduğunu söyleyebiliriz. Ya da sadece a, b, x, y 0 olamaz diyebiliriz. a, b, x, y 0'a eşit değildir. Yani hiçbiri 0 olamaz. Evet, tanım kümemizi belirlediğimize göre şimdi sorudaki kesirli ifadeleri çarpalım ve sadeleştirelim. Hatırlamamız gereken şey şu, kesirlerde çarpma işlemi yaparken payları paylarla, paydaları da paydalarla çarpıyoruz. Yani payda 3x kare y çarpı 14 a kare çarpı b oluyor. Paydada ise 2ab çarpı 18 x b kare oluyor. Bakalım bunu sadeleştirebilir miyiz? 14 ve 2, bunlar ikisi de 2'ye bölünür değil mi? 14 bölü 2, 7 olur. 2 bölü 2 de 1 oldu. 3 bölü 3, bu da gider 1 olur. 18 bölü 3 de eşittir 6. Payı ve paydayı ikisini birden 2'ye, 3'e ya da daha büyük herhangi bir sayıya bölebiliriz. İkisini birden aynı sayıya böldüğümüz sürece ifadeyi değiştirmemiş oluruz. Evet, devam edelim. a kareyi a'ya bölersek payda a kalır. a bölü a ise 1 eder b'yi de b ile sadeleştirebiliriz. x kare bölü x'i sadeleştirsek o olacak? x bölü 1 olur. Yani kısaca x de diyebiliriz. Ve son olarak da y bölü y kare kaldı. Payı y'ye bölersek 1, payda y'ye bölersek y kalır. Peki geriye ne kaldı? Pay için birileri saymasak da olur çünkü ifadenin değerini değiştirmiyorlar. 7 çarpı a çarpı x. Bunlar paydakiler. Paydada ise sadece 6y var. Ve unutmayalım tanım kümemize göre a, b, x, y'nin 0 olmama kısıtlaması vardı. Bu ifadede aslında x için bir kısıtlama olmasının anlamı yok çünkü payda da x yok. Hatta ifadenin tamamında hiç b yok. Yani siz bu durumda bu ifadede x ya da a neden 0 olamaz diye sorabilirsiniz. Bu örneğe bakarsak, a sıfır olsaydı bile, a'nın sıfır olma durumunda bile ifade tanımsız olmazdı. Ama yukarıdaki ifadeyle bu yeni ifadenin aynı olabilmesi için aynı koşullar geçerli olmalıdır. Yani tanım kümeleri aynı olmalıdır. Ya da bu ifadeleri fonksiyon olarak düşünecek olursak, buradaki ilk fonksiyon burada gördüğünüz diğer fonksiyona eşitse, tanım kümeleri de aynı kısıtlamaları içeriyor demektir. Eğer x ve a'ların alabileceği değerler burada farklı, diğer tarafta farklı olsaydı, o zaman bu durum iki ifade birbirlerinden tamamen farklı anlamına gelirdi. Eğer herhangi iki ifadenin aynı olmasını istiyorsanız, tanım kümeleri içinde aynı kısıtlamaları koymalısınız.